Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Adam öldüren kişi tövbe ederse affedilebilir mi? Elbette. Dinimize göre bir adam kasten de olsa bir adam öldürmüşse bu katil olan kişi gerçekten samimi olarak tövbe eder ve Allah'tan af dilerse salih amelleri işler, iyi bir kul olursa Allah onun tövbesini kabul edebilir. Allah dilerse o öldürdüğü kişinin, mağdur olan, mazlum olan kişinin de onun hakkını ona fazlasıyla verip onu da memnun edebilir. Bu çok önemli. Çünkü tövbeleri kabul edecek olan Allah'tır. Öyleyse hakkıyla yapılan bir tövbe neden kabul edilmesin? Ancak burada hem bütün tövbelerin kabul edilmesini gösteren ayeti kerimeyi, mealini okumak hem de bir kişiyi kasten öldüren kişinin cehennemde kalacağını bildiren ayetleri okuyarak değerlendirme yapmak istiyoruz. Bir ayet şöyle. De ki ey nefislerine karşı aşırı giden kullarım Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü o çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Bakın bu mealdeki ayet her türlü günah affedilebileceğini bildirmekte. Çünkü ayette geçen cemiyan kelimesi bütün günahları içine almaktadır. Fakat Allah kendisini ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalan günahları dilediği kimse için bağışlar ayeti şirk yani bu ayeti şirki af dışında bırakmış. Yani müşrik olanlar tövbe ederse elbette onlar da affedilir. Ayette geçen ifade ise iman etmeden müşrik olarak ölürlerse bunlar af dışında kalırlar demektir. Demek ki Yüce Allah şirk dışında bulunan her günahı affedeceğine göre kasten adam öldüreni de dilerse affeder. Bu durumda şöyle bir sorakla geliyor. Mesela her kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir ayetinde Adam öldürenin ebedi cehennemde kalacağı bildirilmiş olmuyor mu diye bir soru geliyor. Bu ayeti kerime diğer ayetle zahiren bir uyumsuzluk gibi de anlaşılabilir. Halbuki bu ayet Müslüman olduğu için bir mümini öldüren kişinin cezasını bildiriyor. Yani bir mümini iman ettiği için, mümin olduğu için öldüren kişi anlatılıyor burada. Elbette böyle bir kimse zaten mümin değildir. Çünkü onu mümin olduğu için öldürüyor. Elbette böyle birin cezası da ebedi cehennem olacaktır. Ancak böyle bir kimse de iman ederek tövbe ederse Allah böyle bir kişi de dilerse affedebilir. Demek ki bir mümin başka bir mümini kasten de öldürse imanından dolayıdır. Başka nedeni ne olur? Asla ebedi cehennemde kalmaz. Eğer affedilmezse uzun süre cehennemde kalsa da yine de oradan kurtulacaktır. Çünkü kalbinde zerre kadar iman bulunan kimsenin cehennemden çıkacağına dair mütevatir hadisleri vardır. Bukhari'de, Müslim'de vs. kaynaklarda geçen bu hadis bu net olarak bize bildirmektedir. Kıyamet gününde maktulün katilden hak istemesine gelince kul hakkı var ya bir de bunun adam öldürmüş, öldürdüğü kişinin hakkına girmiş. Kasten adam öldürmek insan haklarına da giriyor. İnsan haklarına saldırı sırf tövbe ile kalkmıyor. Gasp edilen hakkı geri vermek gerekiyor. E, gasp edilen saldırı ile elde edilen e, haklar sahiplerine geri verilmeden tövbe ile kalkmayacağı hakkında icma var. E, şayet gasp edilen hakkı geri vermek mümkün değilse hakkına saldırılmış kişi hakkını ister. Her hak istemenin mutlaka ceza ile sonuçlanması da gerekmiyor. Zira olur ki katilin iyi amelleri bulunur Bunların tamamı veya bir kısmı maktule verilerek razı edilir. Yahut da Allah dilerse maktule uğramış olduğu zulme karşılık cennette nimetler yüksek dereceler vererek onu razı eder. Katili de tövbesi veya iyi amelleri sebebiyle affedip doğrudan cennetine koyabilir. Öyleyse bir mümin hangi büyük günahı işlerse işlesin, Gerçekten tövbe ederse, salih amel işlerse, Cenab-ı Hak onun tövbesini kabul ediyor. Eğer kul hakkını ilgilendiren bir durum söz konusuysa, ya o kişinin sevaplarının alınır ona verilir veya ötekinin günahlarının onur buna verilir ya da Allah dilerse alacaklı kişiyi fazlasıyla memnun eder ve onun da helal etmesini sağlar.